Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf fen bilimleri 2. ünite vücudumuzdaki sistemler son 5 yılın bursluluk soruları ve çözümleriyle yine birlikteyiz. Ayrıca kanalımda tüm sistemlerin konu anlatımını izleyip bursluluk sınavına hazırlık yapabilirsiniz. 2019 bursluluk sorusuyla başlayalım. Arkadaşlar şekilde insan vücudunun bir bölümündeki kemikler numaralandırılarak verilmiş. Buna göre numaralandırılmış yerlerden hangisi kısa kemikleri göstermektedir? Arkadaşlar kısa kemikler eni boyuna eşit olan kemiklerdi. Burada baktığımızda 1 numara yassı kemik, 2 numara uzun, 3 numara uzun. Bakıyoruz 4 numaraya eni boyuna eşit olduğu için 4 numara kısa kemiklerdir. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Yine 2019 bursluluk sorusu. Sindirim sırasında gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal sindirime örnektir? Arkadaşlar sindirim iki çeşitle gerçekleşiyordu. Fiziksel ve kimyasal sindirim. Kimyasal sindirim enzimler yoluyla yapılan sindirimdi. Bakalım hangi şıkta enzimler yoluyla yapılmış? Nişastanın tüklük içerisinde bulunan enzimler ile parçalanması. Evet bu kimyasal sindirimdir. Cevabımız A şıkkıdır. Diğerlerini de okuyalım. Besinlerin midede kaslar yardımıyla bulamaç haline gelmesi fiziksel sindirim. Yağın safra salgısıyla küçük yağ damlacıklarına gelmesi yine fiziksel sindirim. Öğrenciler burada hata yapıyor. Safra salgısı enzim değildir arkadaşlar. Burada dikkat ediyoruz. Peynir parçasının dişler yardımıyla çiğnenmesi yine fiziksel sindirimdir. Cevabımız A şıkkı olacaktı. Şekildeki insan vücudunda gerçekleşen kan dolaşımları 1 ve 2 numarayla gösterilmiştir. Arkadaşlar 1 numaralı dolaşım küçük kan dolaşımı, 2 numaralı dolaşım büyük kan dolaşımı. Görüyorsunuz küçük kan dolaşımında kanın akciğerlere gidip temizlenip tekrar kalbe dönmesi olayıydı. Büyük kan dolaşımında ise besin ve oksijenin tüm vücudu dolanmasıydı. O halde 1 ve 2 numaralı dolaşımlarla ilgili hangisi doğrudur diyor. Biri okuyalım. A şıkkı 1 numaralı dolaşım oksijenle fakir olan kanın kalbe dönmesini sağlar. Bakalım 1 numaralı dolaşım oksijenle fakir olan kanın kalbe dönmesini sağlar. Hayır arkadaşlar, oksijence zengin olan kalbe dönmesini sağlar. Bir yanlış. 2 numaralı dolaşım kalp ile akciğerler arasında. Hayır, 2 numaralı dolaşım kalp ile tüm vücut arasında. Yanlış. 2 numaralı dolaşım oksijence fakir olan kanın akciğerlere. Hayır, 2 numaralı dolaşım oksijence zengin olan kanın vücuda dolmasını sağlar. D'ye bakalım. 1 numaralı dolaşım kanın oksijence zenginleşmesini sağlar. Küçük dolaşım kanın oksijenle zenginleşmesini sağlar. Cevabımız D şıkkı olacak. Ok işaretiyle gösterilen bu organın görevi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ok işaretli gösterilen yer gırtlaktı. Gırtlağımızda ne vardı arkadaşlar? Ses telleri vardı. Ayrıca yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletildi. O halde hangi şıkta var? Bakalım. Ağızda oluşan lokmayı doğrudan mideye iletir. Yanlış. Bir kere bu sindirimle ilgili değil. Solunum sistemi, akciğerler. Vücuda gelen karbondioksit ile havadan alınan oksijenin yer değiştirmesi. Hayır, bu alveollerde. Yanlış. Havadaki toz parçacıkların tamamını tutar. Hayır arkadaşlar, burunda tutar. Yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletir ve ses oluşmasını sağlar. Cevabımız D şıkkı. Gırtlakta ses oluşumu oluşuyordu. Cevap D. Yine 3 öğrencinin vücuda gerçekleşen bazı olaylarla ilgili ifadeler aşağıda verilmiştir. Vücutta gerçekleşen bu olaylar hangi kaslar etkilidir diyor. Besinlerin midenin hareketiyle küçük parçalarımızı, iç organlarımızın yapısında düz kaslı arkadaşlar. Atar damarlarda kan pompalanınca bu damarlar genleşir. Arkadaşlar damarlarımızda yine düz kas. Parkta biraz koştuktan sonra yürüyerek eve gittim. Bunlar çizgili kas. İskeletimizin etrafında hangi kas vardı arkadaşlar? Çizgili kas. O halde düz düz çizgili hangi şık? B şıkkı. Cevabımız B şıkkı. İnsanda aşağıdakilerden hangisi soluk verme sırasında gerçekleşir? Göğüs boşluğu genişlemesi. Bu alma arkadaşlar. Diyafram kasının kasılması. Alma. Kaburgalar arası kasların gevşemesi. Bu verme arkadaşlar. Alveollere oksijen gelmesi. Bu alma. Hangisi verme diyor? Soluk verme dediği için arkadaşlar cevabımız C şıkkı olacak. Aşağıda vücut kısımlarının hangisinde yassık kemik bulunur? Arkadaşlar kafatasında yassık kemik bulunur. Cevabımız A şıkkı. El bileğinde kısa kemik, omurgada kısa kemik, bacakta uzun kemik. Yassık kemiği sorduğu için cevabımız A şıkkı. Ahmet radyodan bir hasta için acil olarak 0 RH negatif kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin hastanede başvurmaları rica olunur anonsunu duyuyor. Kan grubu uygun olduğu için kan vermeye giden Ahmet'in kan grubu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar
aynı gruplar arasında kan alışverişi en uygundu. Sıfır RH negatif kana ihtiyaç varsa, Ahmet'inki de uygunsa yine sıfır RH negatif olacak. Cevabımız B şıkkı. Şekildeki damarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şekilde vücudumuzda kan dolaşımının gerçekleştiği bir bölüm ve damarlar numaralandırılarak verilmişti. A. Birinci damar kalpten akciğerlere kan götürür. Bakalım arkadaşlar. Kalpten akciğerlere kan götürüyor. Doğru. İkinci damar akciğerlerden kalbe kan getirir. Bakıyoruz, akciğerlerden kalbe kan getiriyor. Doğru. Üçüncü damar kalpten vücuda kan götürüyor. Bakalım arkadaşlar. Kalpten vücuda kan götürüyor. Doğru. Dördüncü damar vücuttan akciğerlere kan götürür. Tam tersi arkadaşlar. Vücuttan bakın nereye geliyor? Kalbe geliyor. O halde hangisi yanlıştır diyor. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi ak yuvarların özelliklerinden biridir diyor arkadaşlar. Çekirdeksiz olma. Hayır arkadaşlar, bu al yuvarların özelliği. Bu al yuvarların arkadaşlar. Dalak ve karaciğerde üretilme. Hayır. Bu da yanlış. Kırmızı kemik iliğinde üretilir. Oksijen ve karbondioksit taşıma yine al yuvarların özelliği. Vücudu mikroplara karşı koruma. Doğru. Ak yuvarlar vücudumuzun askerleriydi ve mikroplara karşı korudu. Cevabımız D şıkkı olacak. Bir öğrenciden insan vücudundaki bazı organları görevleriyle eşleştirilmesi istenmişti. Kaç numaralı görev bir organla eşleştirilemez diyor. Kasılıp gevşeyerek kanı vücuda pompalar. Bu neydi arkadaşlar? Kalpti. Kan ile hücreler arasında madde alışverişini sağlar. Bu kılcal demirdi. Kılcal demir yok. Kanı kalbe getirirdi. Arkadaşlar, kanı kalbe getiren toplar damar. Kanı kalpten vücuda dağıtırdı. Bu da atar damarın görevi. Hangisinin yok? 3 numara. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Şekildeki insan iskeletinin bazı kısımları numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre yassı ve kısa kemikleri göstermek isteyen bir öğrenci kaç numaralı kısımları seçmelidir? Arkadaşlar, yassı kemik 1 numara. Kısa kemik de el bileğinde oluyordu. Bakın 2 ve 3 uzun kemik olduğu için kısa kemik el bileğinde oluyordu. 1 ve 4 olacak. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki resimden hangisinde solunum sistemimizde yer alan soluk borusu, bronşlar ve bronşçuklar gösterilmiştir? A. Burun, C. Akciğer, D. Alveolleri göstermiştir. Bize soluk borusu, bronş ve bronşçuklar dediği için cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Şekildeki sindirim sisteminde numaralandırılmış kısımların hangisinde hem sindirim hem de besinlerin kana geçişi gerçekleşir? Arkadaşlar, besinlerin kana geçişi ince bağırsaktaydı. Bakıyoruz. 1. Yemek borusu, 2. mide, 3. ince bağırsak. Evet, cevabımız ince bağırsak. 4. kalın bağırsaktı. Cevabımız C şıkkı, ince bağırsak olacak. Aşağıdaki besin maddelerin hangisi hem ağızda hem de ince bağırsakta kimyasal sindirime uğramaktadır? Arkadaşlar, ağızda kimyasal sindirime uğrayan tek karbonhidratlardı. Karbonhidratlar ağızda ve ince bağırsakta gerçekleşiyordu. Cevabımız D şıkkı. Yağların sindirimi yalnızca ince bağırsakta. Proteinler midede başlar, ince bağırsakta son olur. Vitaminlerin sindirimi arkadaşlar olmuyordu. Kalın bağırsakta kana geçiyordu. Hangisi dediği için cevabımız D şıkkı. Ağız ve ince bağırsakta kimyasal sindirime karbonhidratlar olurlar. Şekilde vücudumuzda boşaltımda görevli yapı ve organlar verilmişti. Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi bu yapı ve organların hiçbiri tarafından gerçekleştirilmez diyor arkadaşlar. Besin posalarının vücuttan atılması. Arkadaşlar, bu kalın bağırsağın görevi. Cevabımız A şıkkı olacak. Atıkların süzülerek kandan uzaklaştırılması. Evet, böbrekler. Doğru. Boşaltım sistemi. Atıkların sıvı şeklinde vücut dışına atılması. Boşaltım sistemi. İdrarın toplanması, yine boşaltım sistemi. Cevabımız A şıkkı. Bu kalın bağırsak olacak. Ak yuvarların özelliklerinden biri değildir diyor arkadaşlar. Çekirdekli hücrelerdi. Evet, çekirdeklidir. Ak yuvarlar çekirdeklidir. Doğru. Kırmızı kemik iliğinde üretilir. Doğru. Vücudun savunmasında görevlidir. Doğru. Kanda en fazla sayıda bulunur. Yanlış arkadaşlar. Kanda en fazla sayıda bulunan neydi? Al yuvarlardı. Hangisi yanlıştır diyor. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki şemada İnsanın dolaşım sisteminde yer alan 4 damar numaralandırılarak gösterilmiştir. Şemada karbondioksitçe zengin kanı kalpten götüren damar hangi numarayla gösterilmiştir? Arkadaşlar, karbondioksitçe zengin kanın akciğerlere götürülmesini, yani kalpten akciğerlere götürülmesini sağlayan 4 numaralıdır. Bakın arkadaşlar, buradan geliyor karbondioksitçe zengin kan. Akciğerlerde oksijence zenginleşiyor. Tekrar kalbe geliyor.
Kalpten götüren dediği için cevabımız 4 olacak. D şıkkı. Şekildeki soluk alıp verme sırası sağlıklı bir insanın görüntüsü verilmişti. 1 ve 2 ile belirtilen durumlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1 numara soluk alma, 2 numara soluk verme arkadaşlar. Bakın burada soluk aldığı için göğüs kafesi şişmiş, diyafram kası düzleşmiş, vermede diyafram göğüs kafesi daralmış, diyafram kası kubbeleşmiş. O halde 1'de nefes alınmakta, 2'de nefes verilmektedir. Doğru arkadaşlar. 1'de nefes alınıyor, 2'de nefes veriliyor. Hangisi doğrudur dediği için cevabımız A şıkkı. Özellikleri verilen kas aşağıdakilerden hangisinde bulunur? Okuyalım. İsteğimiz dışında çalışır. Yapısı çizgili kasta, çalışması düz kaslara benzer. Çalışması süreklidir. O halde kalp kasıdır arkadaşlar bu. Cevabımız B şıkkı. Şemadaki sindirimde görevli yapı ve organlar karışık verilmiştir. Besinlerin sindirim sırasında geçtiği kısımda doğru olması için hangi numaralı organların birbiriyle yer değiştirmelidir? Arkadaşlar ağız, yemek borusu, yutak tam tersi arkadaşlar. Ağız, yutak, yemek borusu olacak. Yani 1 ve 2 yer değiştirmeli. Şöyle düzgünü. Ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak olacak. Hangileri yer değiştirmelidir diyor. 1 ve 2 A şıkkı. Göğörenci şekildeki düzenekte eşit miktarda su kullanarak gözlem yapmaktadır. Göğörencinin araştırma sorusu aşağıdakilerden hangisidir diyor. 36 santigrat derecede eşit sıcaklık. Bakıyoruz nişastalı özdeş besin parçaları, eşit besin parçaları, her ikisinde de su var. Farklı olan ne arkadaşlar? Enzim. O halde enzimlerin sindirime etkisi. Bakalım sıcaklık sindirime etkili midir? Hayır, eşit sıcaklık. Sindirimde enzim etkili midir? Evet, cevabımız B şıkkı olacak. Burada farklı olan cevaptır. B şıkkı, enzimlerin sindirime etkisi araştırılmıştır. Bu deneyde cevabımız B şıkkı olacak. Yukarıdaki faaliyetleri verilen organ hangisidir? Salgıladığı safra büyük yağ damlacıklarını daha küçük damlacıklara ayırarak sindirimi kolaylaştırır. Safra hangisinden salgılanıyordu arkadaşlar? Karaciğerden. Protein yapı taşının parçalanması sonucu oluşan azotlu maddeleri üreye dönüşmesini. Evet, amonyağı üreye dönüştüren yine karaciğerdi. Hangisi, hangi organın faaliyetleri verilmiş? Karaciğerin faaliyetleri verilmiş. Tabloya göre bu organlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Bakalım arkadaşlar. Oluşan karbondioksitin atılmasını sağlar. Arkadaşlar karbondioksitin atılmasını akciğer sağlıyordu. Yani daire akciğer olacak. Kanın süzülmesini sağlar. Arkadaşlar kanın süzülmesini sağlayan böbrekti. Yani üçgen böbrek olacak. Terleme yoluyla bazı atıkları, arkadaşlar terleme yoluyla atılan deriydi. O halde kare de deri olacak. Bu hangi şıkta var? Kare, deri, akciğer ve böbrek A şıkkında var arkadaşlar. Bu eşleştirmenin doğru olması için kaç numaralı görevlerin birbiriyle yeri değiştirilmelidir? Bakalım arkadaşlar, şekildeki sistemlerin kısımları verilmiş. Besin parçalanması, besinlerin parçalanmasını sağlar. Bakıyoruz dişler doğru. Sindirilen tüm besinlerin emilerek kara karışmasını sağlar. Mide gösterilmiş. Hayır, ince bağırsak olacak. İkinci ifademiz yanlış arkadaşlar. Kasılıp gevşeyerek parçalanan besinleri ayrıştırır. Bu da yanlış arkadaşlar. Bakın ince bağırsak gösterilmiştir. Bu mide olacaktır. Hangileri yer değiştirmelidir? 2 ve 3 yer değiştirmelidir. 2 ve 3 hangi şıkta var? C şıkkında var arkadaşlar. 4'e bakalım. Fazla suyun emilip posasının atıldığı organdır. Bakıyoruz kalın bağırsak. Evet, kalın bağırsak. Hangisi yer değiştirmelidir? 2 ve 3 C şıkkı. Öğretmen tabloya verilenler hangileri? Öğrenci 2, 4, 6, 7, 9. Bakalım 2 ne? Bronş, gırtlak, 6 akciğer, 7 diyafram, 9 yutak. Arkadaşlar bu solunum sistemi organları. Hangileri organlarıdır? Bakalım hangi şıkta var? Cevabı doğru olduğuna göre öğretmenin sorusunda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Solunumda yapı ve organlardır arkadaşlar. Solunumda görevli yapı ve organları sormuştur. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. İnsanda aşağıda verilen bölgelerdeki eklemlerin hangisi oynamaz? Hareketsiz eklemlerdi. Arkadaşlar bakıyoruz, hareketsiz eklemler 1 oynamaz, doğru. 2 yarı oynar, 3 oynar, 4 oynar. Oynamaz dediği için yalnız 1 olacak arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Kanın yapısıyla ilgili
olarak yukarıdaki öğrencilerden hangisinin görüşü doğrudur diyor. Bakalım arkadaşlar. Kan plazmasının çoğu sudan oluşur. Doğru. Alyuvarlar oksijen taşıyan kan hücreleridir. Doğru. Akyuvarlar kanın pıhtılaşmasını sağlar. Yanlış arkadaşlar. Vücudun savunmasını. Mehmet yanlış. Kan pulcukları kan grubunu belirler. Hayır, kan pulcukları değil. Alyuvarlar kan, alyuvarlardaki bir protein kan gruplarını belirliyordu. Ayşe de yanlış. Hangileri doğrudur dediği için Ahmet ve Zeynep olacak. Hangi şıkta var? Ahmet ve Zeynep B şıkkında da cevabımız B şıkkı. İnsan vücudunda ürenin üretildiği ve kanın temizlendiği organlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Arkadaşlar üre nerede üretiliyordu arkadaşlar? Karaciğerde. Peki temizlendiği organ neresiydi arkadaşlar? Böbrek. O halde bu da ne olacak? Böbrek. Karaciğer, böbrek hangi şıkta var arkadaşlar? C şıkkında var. Şekildeki insan sindirim sistemi gösterilmiştir. Sindirim sisteminde proteinlerin kimyasal sindiriminin gerçekleştiği kısımlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Proteinlerin sindirimi midede başlar, ince bağırsakta biterdi. Arkadaşlar mide 2 ile gösterilmiş, ince bağırsak 3 ile gösterilmiş. Demek ki 2-3 olacak. Hangi şıkta var bu? C şıkkında var. Mıstıkvenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.